Sabah erkenden uyandım. 9'da Hüsrev Paşa'da ileri karakol mevzilerine hareket ettik. 11'de vardık. Ardından bir saat atla tepeye çıktık. Saat 2'den sonra gölgelik bir çadır hazırlanmıştı. Yemek yedikten sonra çadır rüzgardan başımıza devrildi. Saat 3'te dönüş yoluna koyulduk. Akşam saat 5'te Azizye'ye vardık. Yorgunluk hissettim. Açıkçası güneş yakmıştı. Bir saat kadar uyudum. Sonra vücudumu süngerle sildim. Yeterli kadar istirahat etmiştim. İsmet, Yakup Şevki ve Selahattin Paşalar gelmişti. Beraber yemek yedik. Ardından bazı telgraflara baktım. Hafıza Kur'an okuttum. Saat 10'da gittiler. Benim notları yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki planımız 3 tümenin teftişidir. Bu videoda Mustafa Kemal Paşa ile cephede bir gün geçireceğiz. Paşa'nın bazı cephe anılarını bir gün içinde topladığım videomuza geçelim. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası, Büyük Taarruz öncesi. O gün sabahın erken saatlerinde uyandı. Hava sisli ve soğuktu. Dışarıda yer yer kuş cıvıltısı, yer yerse köpek havlamaları duyulmaktaydı. Yaveri uyandığını duyunca kahvesini getirdi. "Gazeteler geldi mi?" diye sordu. "Geldi paşam." Cevabı sonrası mutlu oldu. Postayla gelen yerli yabancı gazete yazılarını okumaya koyuldu. Yorucu bir gün olacaktı. Savaş planı komutanlarla kurulmaya başlanmıştı. Bunlar sahada incelenecekti. Kafası oldukça doluydu. Ordunun durumu, dış devletlerle ilişkiler, Enver Paşa meselesi, mecliste yükselen sesler ve savaşın kazanılması için beyninde oynadığı satranç hamleleri. Dışarı çıktığında tren istasyonuna cephane ve ilaç taşıyan erleri gördü. Eliyle erlere selam verdi. Türkiye Cumhuriyetlerin ve Sovyet Rusya'nın yeni yardımları gelmişti. Sakarya Savaşı'ndan sonra yardımlar artarak devam ediyordu. Binecek olduğu atı birkaç kere sevdi, ardından üstüne çıktı. Hazır olan arkadaşlarına baktı. "Hadi bakalım," diyerek atını sürdü. Denetleyeceği birliğin yer aldığı mevki tepelikti ve araç için uygun bir yol yoktu. Yol üstünde yer yer attan iniyor, haritayı istiyor ve olası bir saldırıda burası önemli olabilir ya da düşman buradan kaçabilir. "Buraya bir kıta yerleştirelim ki kapana kısılsınlar," diyordu. Harita üzerinde işaretlemeler yapmayı oldukça seviyordu. Sessizlik zamanlarında bazen İstanbul'da bulunan annesini düşünüyordu. Çoktan yanına getirecekti fakat hastalığı yolculuk yapmasına engeldi. İngilizler yer yer ailesinin evine gidip onları rahatsız ediyordu. Buna asla dayanamıyordu. Neyse ki annesinin hastalığı biraz geçmiş, gizli yeraltı örgütüyle iletişime geçilmiş, annesinin ve kardeşinin Ankara'ya getirilmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. 3 senenin ardından ailesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşadığı günlerdi. Bir yandan da aklında Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçme konusu vardı. Yaverine konu hakkında bir gelişme var mı diye sordu. Yaver, Enver ve Talat Paşa'dan sonra İttihat ve Terakki'nin en önemli 3. paşası olan Cemal Paşa'nın mektubunu okudu. Cemal Paşa şöyle yazıyordu. "Sizi temin ederim ki Enver gerek Anadolu'nun zararını ve gerekse Rusya ile Anadolu arasındaki ilişkilerin bozulmasını gerektirecek hareketlerde bulunmak istedikçe ona şiddetle karşı koyarak onunla katiyen işbirliği yapmayacağım. Bütün kudret ve kuvvetimle onun hareketlerine mani olacağım. Son söz, bütün ruhumla ve varlığımla sizinle beraber çalışmaktan başka bir fikrim yok." Bu mektup ve Enver Paşa'nın Türkistan'a hareket edeceği söylentileri onu biraz rahatlatmıştı. Yol üstünde konuşulan konulardan biri de Arnavut güçlerine sağladıkları yardımla Yunan güçlerinin Arnavut askerlerle savaşmak zorunda kalması ve cepheye yeni asker gönderememe meselesiydi. Fırsat bu fırsattı. Hazırlıklar daha hızlı yapılmalı, güçler hemen hemen eşit seviyeye yaklaşmışken taarruza geçilmeliydi. Ama bu taarruz net bir zaferle sonuçlanmalı, savaş artık bitmeliydi. Çünkü çarpışmadan çok hastalıktan ölen ve hastalıktan tir tir titreyen askerleri gördükçe içi gidiyordu. Ölüme bir adım kalmış ya da şehit olan askerleri trende görünce her seferinde yüzü buz kesiliyor, kaşları çatılıyordu. Saatlerce ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Orduyla sürekli iletişimde olmalı, onların arkasında değil, onlarla bizzat yan yana savaştığını hissettirmek istiyordu. Yaveri ve birkaç rütbeli komutanla bir saatlik yolculuk sonrası askerlerin bulunduğu mevkiye gelmiş, çalışmaları önce kendisi gözlemlemiş, ardından komutandan rapor almıştı. Bazı atların ayağında nal olmadığı için nalbant okulu açılmasını istemişti. Bu okulun öğrencilerinin cephe cephe gezmesi
ve hayvanları olası taarruza hızlıca hazır etmesini gözleriyle görünce günün ilk tebessümü yüzünde belirdi. Ek olarak sonunda askerlerin ayaklarında deriden yapılmış papuç gördü. Özellikle uzun yol yürüyen piyadeler için oldukça sevindi. Sabah gelen askeri teçhizatlarla askerin daha donanımlı hale geleceğini ilgili komutanlara müjdeledi. Olası bir savunma ve taarruz karşısındaki planları komutanlardan bizzat dinlemek istedi. Masa başında Fevzi ve İsmet Paşa ile birlikte gecelere kadar kafa yorulan talimatlar acaba cephede ne derece karşılık buluyordu? Buna oldukça önem veriyordu. Ona göre savaş uzaktan değil, bizzat savaş meydanının kalbinden yönetilmeliydi. Bu sebepledir ki savaş sürecinde savaşı cepheden değil de İzmir'de köşkünde yöneten Yunan komutanlarla alay ediyor, savaş yöntemlerini eleştirerek İngilizlerin hala Yunanları desteklemesi karşısında maskara bir kavmi Türkiye'yi istila ettirerek Cihangir yapmak siyasi ve askeri bir gaflet numunesi diyordu. Genel teftiş sonrası subayları çağırdı. Onlara özel olarak bir şeyler demek istiyordu. Subaylar pür dikkat onu dinlemekteydi. Gözlerini her birinin üzerinde gezdirerek sabah saatlerinde çıkan o tok sesiyle şöyle haykırdı. Bugünkü Türkiye ordusu eski ordulardan faziletçe daha yüksektir. Muvaffak olacaksınız. Sizler geleceğin ilk şerefli subaylar olacaksınız. O gün yemeği kıtadaki askerlerle birlikte yedi. Menüde peksimet, pilav ve kuru fasulye vardı. Ardından tatlı da geldi. Askerlerin beslenmesine Çanakkale'deki komutanlık yıllarından bugüne çok önem veren Kemal Paşa bu konuda oldukça hassastı. Yemek sonrası yer yer erlerle sohbet etti. Kendisiyle birlikte birliğe gelen gazetecilere demeçler verdi. Kendisinden gülümser bir fotoğraf isteyen genç gazeteciyi kırmadı. Klasik paşalar gibi değildi. Yeri geldiğinde bir askerin savaşın kaderini değiştirebileceğini çok iyi bildiği için her birine bir paşa gibi değer veriyordu. Çanakkale'de düşük bir rütbeyle savaşın kaderini değiştiren o değil miydi? Askerin maneviyatı ve kararlılığı karşısında mutlu olmuştu. Tabi buna rağmen önceden harita üzerinde detaylıca çalıştığı için bir topun yerinin 10 metre önde ya da arkada olmasına dayanamıyor, ilgili komutanı haşlamaktan çekinmiyordu. Normal hayattaki Mustafa Kemal ile cephedeki Mustafa Kemal farklıydı. Ona göre cephede en ufak bir hataya yer yoktu. Geçmişte gördüğü bir hata sonrası komutana çok sinirlenmiş, atına sinirli bir şekilde binerken düşüp kaburgasını kırmıştı. Dönüş yoluna koyulduklarında alışkanlığı olduğu üzere halkın bulunduğu köylerden geçiyor, onların da hareketlerini gözlemliyordu. Başarıya inandırıyordu. Ona göre bu savaş topyekün bir savaştı. Yanındaki paşalara "Her şey tamdır, mutlaka başaracağız." diyordu. Mağlubiyeti bir an olsun aklına getirmiyordu. Geçmişte zaten şöyle bir söylemde bulunmuştu. Bir komutan, birliklerinin emniyetini sağladıktan sonra düşmanı mağlup edeceğim demeli. Mağlubiyet korkusunu hiç aklına getirmemeli. Korkak kalp daima mağluptur. Aylar sonra gerçekleşecek olan savaşı dönüş yolunda aklında sahne sahne oynuyordu. Karargaha geldiğinde Fahrettin, Yakup Şevki ve İsmet Paşa'yı yemek için yanına çağırmış, ordunun durumu hakkında bilgi almıştı. İkinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü gelmekteydi. O günden bugüne çok daha güçlü ve çok daha kararlı oldukları konusunda komutanlarla fikir birliğine vardılar. Artık doğru zamanda bitirici hamle yapmanın zamanıydı. İkinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle aldı eline kalemi ve tüm orduya hitaben şunları yazdı. Zalim dünyaya karşı milletimizi baştan başa boğazlayabileceğini ilan eden istilacı ve mağrur bir düşman, geçen senenin 30 Mart günü yerlere serilerek hakkın galibiyetine boyun eğmişti. Tarihimizin en şerefli kahramanları arasına giren 2. İnönü şehitlerine fatihalar, gazilerine minnet ve teşekkürler sunmaya bütün cephedeki arkadaşlarımı davet ediyorum. O günlerde 2. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünü unutmayan bir kişi daha vardı. Kardeş Azerbaycan elçisi de Zafer'in yıl dönümünü kutluyordu. Hemen cevap yazalım dedi. Özetle şöyle yazdı. Ben eminim ki milletlerin hak ettiği bağımsızlığa hürmet etmeyen, bütün insanlığı zulüm ve zorla hükmü altında ezmek isteyenler şu mukaddes savaşta er geç mağlup olacaklardır. Yatmadan önce mecliste olan bitenleri de dinlemek istiyordu. Birkaç haftadır cephe ziyaretlerinde olduğu için meclise gidememişti. Acaba muhalif sesler yükselmeye başlamış mıydı? Yaveri şu bilgileri verdi. Muhalifler ordunun çürüdüğünden, kıpırdayacak halde olmadıklarından, böyle karanlık ve belirsizlik içinde beklemenin felakete sebebiyet vereceğinden konuşuyorlar. Meclisteki gruplar arasında
sert ve yer yer hakaretlerle dolu tartışmalar çıkıyor. Bu duruma ne kadar üzülse de bir yandan da seviniyordu. Bırakın düşman bizi dağınık sansın. Yapacağımız saldırı karşısında ne yapacaklarını şaşırsınlar düşüncesine sarılıyordu. Yaver çıkmadan önce paşanın sık sık mektuplaştığı Fransız kadın gazeteci Berthe Galis'in mektubunu iletti. Kemal Paşa'nın hareketi yurt sınırlarını aşmıştı. Galis Paris'ten Kemal Paşa'yı mutlu edecek şu cümleleri yazdı. Burada vaziyet günden güne lehinizde değişikliğe uğruyor gibidir. Yaver dışarı çıktığında uyku öncesi çok önem verdiği, en imkansız durumlarda dahi vazgeçmediği temizliğini yaptı. Bir ayağı kırık vestiyerin üzerinden dün yarısını bitirdi kitabını aldı. Kitabı bitirdiğinde ise tıpkı öğrencilik yıllarında olduğu gibi ülkesinin geleceği hakkında düşündüğü hayallerle uykuya daldı. Yarın çok inandığı zafere bir gün daha yaklaşacaktı. Zaferler ona, o da zaferlere koşuyordu. Ölünceye dek soluksuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizleri bir nebze de olsun o günlere götürebilmişimdir. Şimdilik kalın sağlıcakla.